Samspor yönetimi gibi mali yapısını düzeltme çabasında olan kulüplere yardımcı olmak en başta Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevi değil midir? Samsun Spor Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Samsun Spor üzerinde adaletsiz kararlar verdiğini söyledi. Samspor kulübüne yapılan cezalandırma uygulamalarıydı. Bu konuda Futbol Federasyonu'na son Karabük maçından sonra verilen ceza sonrası 18 Nisan günü bir yazı gönderdik. Bu yazıyı size okumak istiyorum. Uzun bir süredir üç büyükler ve Trabzon dışındaki kulüplerin karşısındaki ayrıcalıklı kararlarınızı sabırla izliyoruz. Özellikle de bir futbol kenti olmasına rağmen geçmiş dönemlerde kulübü yönetenlerin yanlış transfer politikaları nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntıların aşabilmek için büyük bir çaba harcandığı bir dönemde birbiri ardına verilen cezalar tüm Samspor camiasının derinden yaralı hale gelmiştir. Yasalara karşı saygıda kusur etmeyen bir kentiz. Ancak özellikle üç büyüklerin ve Trabzonspor maçlarında olanlara verilen cezalarla orantısız bir şekilde Samspor'a ve PTT'deki takımlarına verilen cezalar artık yalnız Samsun'da değil tüm Türkiye kamuoyuna dair tepki toplamaya başlamıştır. Kulüp üyelerinden aidat almakta zorluk çektiklerini de belirten Subaşı, naylon üyelerin üyeliklerinin düşürüleceğini açıkladı. Bazı fason üyeler ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde seçim harifelerinde üye yapılmış. Ya benden niye aidat alıyorsunuz? Bu aidatı işte beni falan üye yaptı, gidin ondan alın diyen. Veya ben kulüpte üye bile diyelim, o gün oy kullanmak için üye olmuştum, beni çıkartın diyen üyeler çıktı. Bunları da yönetim kuruluna listelerini belirledik ki bunlarla ilgili ihraç işlemi yapılsın ve dolayısıyla Samspor'un gerçek üye sayısı ortaya çıksın şeklinde çalışmamızı da sonuçlandırdık. Sanıyorum yönetim kurulu bundan sonra gerekeni yapacaktır. Subaşı, Samsun Spor'un içinde bulunduğu ekonomik sorunların altında yatan yönetimsel ve transfer hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öyle bir transfer hatası yapılıyor ki sürekli olarak her dönem yüksek miktarda oyuncu transfer ediliyor. Fakat bunların hiçbirisinin kulüpte kalıcı bir şekilde bağlantısı yapılamadığı için ekonomik nedenlerle veya başka nedenlere bağlı olarak yönetim bıraktığı anda yeni yönetim önüne büyük daha artan borç yüklü yanında sıfıra yaklaşmış bir kadro devri olmuş. Her gelen ekip yeni bir kadro yapmak üzere 15-20 civarında oyuncu transfer etmiş. O bırakırken de 25-30 oyuncudan takımda sadece 2-3 oyuncu kalmış. Her yeni gelen ekip de yeniden bir 10-15-20 oyuncu almıştır.